Ben geçen gün sana bir şey yapamıyorum. Ya ben geçen gün sana bir şey yapamıyorum.
Yükselecek. Çok çalış. Bu biraz açalım. Biraz. Hayırlı işleriniz olsun. Evet, başkanım, hoş geldiniz. Sağ ol kardeşim. Tamam. Tamam. Güzel annesin. Randevu istiyor. Tamam, Metin Başkanım. Hayırlı işler. Bereketiniz bol olsun. Aldım. Tamam. Aldım. Kolay gelsin. Bak, esnafa yol ver. Pazarlar. Hayırlı işler. Çok teşekkürler. Pazarımız yardımcı. Ne var? Allah pardon. Şimdi hazır bir tezgaha geldik, biraz satış yapmamız lazım. Ya almamız lazım. Başkanım, mağlubiyetli olmak. Başkanım, kendi elinden bana bir kilo elma ver. Bir kilo elma? Evet, bir kilo elma ver, kendi elinden olsun. 10 liralık olsun, 10 liralık. Özellikle, karışık olsun. Özellikle. Aç poşeti, aç poşeti. Ver. Başkanım, Ekrem evet. Başkan. Satışlarımız başkan. Helal başkan. Senin yüzünden bana tutanak tuttular bana. Özellikle. Geçecek, onlar da geçecek. Başkanımın haberi var ama. Tamam, millet de onlara tutanak koydum. Başkanım çekiyorsunuz. Adamsın adam. Geçecek, bir kilo senden, bir kilo da benden. Tamam mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bereket olsun da burada dur. Bak bakayım ayarın iyi mi? Evet, sıra tamam, 2 kilo. Tamam, tezgah yıkılmasın da. Hem de bu kadar. İşte başkan! İşte başkan! İşte başkan! Tamam. Üstünü ver. Bir kilo benden, bir kilo ondan. Tamam. Ben vereceğim. Buyur başkanım. Verdim başkanım. Eyvallah. Teşekkür ederim başkanım. İsmail abi. Hadi hayırlı işler. Halkın adamı işte. Halkın adamı. En yalnız müşterisi başkanımız. Çok öyle. Başkan sen Metin. Metin'cim.
Metin Başkan. Ya yok biz al. Metin Başkan. Sen de al bizim de dersi. Sen de al. 8 lira alayım 8 lira. Metin Başkan sen de al bizim de dersi. Gel bizim de. Başkan. Biz de istiyoruz. Biz de yalan. Başkanım, geleceğin cumhurbaşkanı. Ekrem Başkan, Ekrem Başkan, Ekrem Başkan, Ekrem Başkan. Türkiye'nin geleceği. Helal olsun başkanım. Helal olsun başkanım. Başkanım çık olmasın. Başkanlarımız kaliteli. Başkana sevmez. Vallahi güzel. Ama bak senin müşrin Yahudi'dir ha. Allah razı olsun başkanım. Allah razı. Ama üstüne askıdan verir. Peki. Var mı başka mevesi? Bereketli günleriniz olsun. Başkanım, gönlünüz zengin. Ayarlarım başkanım, karibanlarımız var. Hocam, geçecek, bitecek. Başkanım biz daha olsun ya. Tamam başkanım. Durmayın başkanım. Hayırlı işler. Çerçeve yapacağım başkanım. Çerçeve yapacağım başkanım. Adam ne yapacağım bu kadar? Tarih başkanım. Başkanım geldiği gibi gidecekler. Başkanım, şöyle bir fotoğraf alalım tezgahı. Bir tezgahın fotoğrafını alalım başkanım şöyle. Büyük vatandaş, büyük vatandaş. Sağ olun başkanım. Aynen. Devlet garantisi olması yeter. 15 gelecek Trabzon Ticaret Odası'nda olan bir mütevelliye gelişmiş adamız. 27 tonlu değil mi? 28 tonlu. 28 tonlu bir gıda malzemesi. Sağ olsun şu anda beraber organize ediyoruz her şeyi başlıyor. Allah razı olsun. Bugün yine Mehmet Bey bizi aradı. Sen mi diyorsun? Artık alalım bakalım. Çekil ya. Telefonun var mı? Evet. Tamam biz. Bak oraya bak. Oraya bak. Bak yakışıklı oraya bak. Böyle görünüyor ileride. Çok sağ olsun ne mutlu bana. Zeki evlatlar harika. Abi. Söyle. Dereceli. Fatma Hanım bakın. Yani davet ederim bizimkilerle görüşsün ben ayaküstü nasıl iş. Başkanım fotoğraf alıyorum. Ama arkadaşımız arasın onu. Bir yere davet etsin. Telefonunu vermem lazım. Şöyle geçelim. Onur şöyle geç de burayı bir görelim. Akyedim İstanbul gazi hunjırda kar saldı kuşağı jayır zitun burnu assalamu aleyküm armısızlar bayhaymın közünüzden ayhın nurdu Top basta balha topta söz alatın Deydi ras mıhtı başı kaja bəkim Hürmetim yerekşe qoy özünüzge İkram İmamoğlu azamatım Ötsünşi ər günümüz sətti deymin Bolsınşi bir-birine tətti deymin Tanıqpın atınızga İkram Bey
Otbası ordağınızğa bak tileymin ay. Sözünüze sağlık. Eyvallah. Eşlik ettiniz, teşekkür ederim. Hoş geldiniz başkanım. Sağ olsun, benden de selam saygı. Sağ olun, teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederim. Başkanım, dernek başkanıyla size buyuracağım. Doğum gününüz bugün. Bugün doğum günüm. Ne güzel. Güzel seneler. Sizden bir ricam var. Buyurun. Yasin suresini Eyüp Sultan'da okudunuz. Sırtımız yağmurdan geçmiyor. Bir de Vakiye suresini okuyun da ülke zenginleşsin. Tamam. Güzel bir tavsiye. Allah razı olsun. Bol bol okuruz. Her duaya ihtiyacımız var bu ara. Her duaya. Murat abi. Barışa, huzura. Yollar böyle hem kazık adetlerimizi yaşatalım hem gençlerimizi düzgün bir şekilde yaşatalım diye bu vakfı kuruyoruz. Kuruculardan bir tanesi benim. 19 kişi kurmuştuk. Çok şükür şöyle bir binamız var. Ama böyle onlar devam ettirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu arada işte Kasarı'dan beri Nevruz kutlamalarına katılıyoruz. Kendi imkanlarımız çerçevesinde kendi sanatçılarımız var. Mahalli sanatçılarımız. Onlarla beraber iştirak ediyoruz. Büyükşehir'in yaptığı toplantılara, işte hem Nevruz toplantılarına, diğer toplantılara büyük faaliyetlerimiz var. Onun dışında bildiğiniz gibi vakıf denince hayır hasenat için kurulur. Biz de vakfımızdan, elimizden geldiği kadar burs, yardım bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet, emeğinize sağlık. Tabii hem Doğu Türkistan meselesi hem aynı zamanda başkanımız kımız içmeyecekmiş de koyalım biz. Tamam. Hem Doğu Türkistan meselesi hem Uygur vatandaşlarımızın oradan buraya göç etmesi, Kazakların aynı şekilde bizim için çok önemli bir mesele. Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdi derinden hisseder ve bu konuda katkı sunmaya, onların acılarını paylaşmaya her zaman özel bir çaba gösterir. Bu ülkemizin, devletimizin, milletimizin bütününün bir bakışıdır. Bunun hiçbir siyasi tarafı olmaz, siyasi partisi de olmaz. Sağ olun, Pakistan ve hem Büyükelçiliğimizde hem Başkonsolosluğumuzda güzel diyaloglarımız oldu. Güzel kutlamalarımız oldu, bir arada yaptık. Biz de çok onur duyduk. Burada da atılan bir adım olduğunda biz de katılmaya, eşlik etmeye özel çaba gösterdik. Bir de tabii özellikle Türk halkı olarak tarihinin derinliğine baktığımızda hepimizin hemen hemen ben hangi ailenin soyunu veya seceresini dinlesem bir şekilde Orta Asya'ya bağlar. Dolayısıyla tabii bu zor rivayet. Anadolu çok karma bir yer. Ama biliyoruz ki bu ülkenin kuruluşu Anadolu'ya ilk girişinden bugüne hatta belki daha eskisi var. Anadolu'ya göçün. Temelinde Orta Doğu'dan gelen kökenlerinin oraya bağlı olduğunu tarih ispat eder ve bunu biliriz. Bu alanda artık bu vatan sizlerin de bizlerin de ortak vatanı. Tabii. Dolayısıyla burada vatandaşlarımızın hissettiği her hususa da belediye olarak biz de eşlik etmek, onları anlamak, dertlerine ortak olmak, yaşanan sıkıntılarına nasıl
katkı sunabiliriz. Ona dönük etkinliklerde, faaliyetlerde bulunmak elbette sorumluluğumuz. Bunu yürekten hissediyoruz. Ben de mümkün olduğu kadar özellikle bu tarz Susi geçmişinde bir takım özel anılar olan vakıf ve dernekleri bilhassa ziyaret etmeye, onlarla tanışmaya, tanış olmaya çaba sarf ediyorum. Bu hem şehrimizi daha iyi tanımamıza vesile oluyor hem de bir kısım sorumluluklarımızı bize hatırlatmış oluyor. Bu bağlamda burada olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Ve Kazak Türkleri Vakfı'yla neler yapıyorsunuz? Biz zaten bir kısmında bir arada oluyoruz, biliyorum. Bazı etkinliklerimizde, buluşmalarımızda. Ama ilave olarak neler geliştirilebilir? Bizim buna fikirlerinize kapımızın açık olduğunu bilmenizi istiyorum. Bunu zaman içerisinde tabii şöyle de bir bulmak istemem ama yaşamadığımız bir dönemi de yaşadık. Neredeyse iki yıldır böyle bir takım etkinliklerden, bir takım buluşmalardan uzak bir iki sene tahmin edebiliyorum. İki sene uzak yaşadık ama hani bu saatten sonra inşallah hepimiz adına, insanlık adına bu hastalıktan da kurtuluruz. Bu noktada geliştirilecek düşüncelere Hasan Bey eşlik eder kurumumuz adına. Bizler de oradan gelen önerilerde beraber yapabileceğimize dönük uygun zemin bulduğumuzda seve seve sizlere eşlik ederiz. Başka düşüncelerimiz, unsurlarımız, ihtiyaçlarımız da olabilir. Onları da yine Hasan Bey'le paylaşırsınız. Biz de yine elimizden gelen desteği sizlerle paylaşırız. Yolda her üç ilçe başkanım da, hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem İYİ Parti, hem Demokrat Parti, üç ilçe başkanımız da çok değerli çalışmalar yaptığınıza dair, hem de bu ilçe adına da çok özel bir vakıf olduğunuza dair çok güzel cümlelerle bana bir kısım özet yaptılar. Bundan sonra da sizin bu gayretlerinizi karşılıksız bırakmayız. Endişeniz olmasın. Teşekkür ederim başkanım. Her şeyden önce buraya geldiğiniz için, bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz 1986 senesinde kurulan vakıf belki de Zeytinburnu'nun en eski STK'sı. 1986. Doğru, az değil zaten. Yani 70'lerin bulan bir yani tarihi var diyebiliriz yani. Ondan öncesi pek yok. İllerde gece kondu başkanım. Ondan önce yeni gece kondu. Spor kulüpleri vardı sayın başkanım. Spor kulüpleri. Evet, evet. Tamam. Trabzon'un 3'te 1'i Kazak biliyorsunuz. O kadar değil canım.